Paydası 100 olan kesrin ifade ettiği orana, büyüklüğe biz yüzde diyoruz. 23 bölü 100, paydası 100. Demek ki bu kesir %23. Yüzde sembolünü böyle kullanıyoruz. Belki de gözünüz aşinadır bu sembole. 23 bölü 100, %23 demek. %23 diye de okunuyor. Benzer şekilde 50 bölü 100, paydası 100. %50 demek, okunuşu da %50. 22 bölü 50, paydayı 100 yapmamız lazım. Kesri 2 ile genişletelim. 2 ile 22'yi çarparsam 44, 2 ile 50'yi çarparsam 100. O halde kesir 44 bölü 100'e eşittir. Paydası artık 100 oldu. Dolayısıyla ifade ettiği yüzde, %44. 3 bölü 10. Paydayı 100 yapmak için 10 ile genişletmem lazım. 10 ile 3'ü çarptık 30, 10 ile 10'u çarptık 100. O halde 30 bölü 100'e denktir. 30 bölü 100 de %30'dur. 7 bölü 20, paydayı 100 yapmak için kesri 5 ile genişletmem gerekiyor. Payı 5 ile çarparsam 35, payda 100. O halde yüzde olarak %35. Sıfır tam %12'nin biz 12 bölü 100'e eşit olduğunu daha önceden biliyoruz. Dolayısıyla %12'ye tekabül eder. Sıfır virgül 80 de benzer şekilde 80 bölü 100'e eşittir. Bu da %80. 1,2 yerine ben 12 bölü 10 yazabilirim. Ancak paydayı 100 yapmam lazım. Kesri 10 ile genişletelim. 120 bölü 100 olur. Bu da %120 demektir. Bütün yarım çeyrek. Bütün %100'dür, tamamıdır. Yarım %50'sidir. Çeyrek ise %25'idir. Yani bütün 100 bölü 100 bir tama denk, yarım 50 bölü 100 sadeleşirsek 1 bölü 2'ye denk, çeyrek 25 bölü 100 sadeleştirirsek 1 bölü 4'e denk. Mavi topların tüm topların kaçta kaçı olduğunu, yani tüm topların sayısına oranını yüzde olarak ifade ediniz. Burada mavi topların sayısını tüm topların sayısına oranlamam gerekir. Mavi toplar görmüş olduğunuz gibi 3 tane, tamamı ise 4 tane. İstenilen oran 3 bölü 4. Ancak yüzde olarak istendiği için paydayı 100 yapmam lazım. O halde kesri 25 ile genişletelim. 3'ü 25 ile çarptım 75, 4'ü 25 ile çarptım 100. Demek ki %75. O halde mavi topların oranı %75'tir. Dördüncü maddede yüzlük kart görüyoruz. Bir kısmı kırmızıya boyanmış, bir kısmı boyanmamış. Toplam 100 kutu olduğuna göre, boyanmayanlar da daha az olduğuna göre, boyanmayan kaç tane olduğunu sayalım. Üstteki ilk satır boyanmamış. Demek ki burada 10 tane boyasız var. İkinci satırda boyanmamış. 10 tane de burada var. Üçüncü satırda ise boyanmayan sadece 4 tane var. O halde boyanmayan 24 tane. Toplam 100 kutu olduğuna göre 100'den 24'ü çıkartırsam da boyalı olan kutu sayısını bulurum. 76 tane de boyalı var. A şıkkında boyalı kısmın yüzdesini istiyor. Boyalı kısmın yüzdesi demek boyalı bölü tamamı demektir. 76 kutu boyalı, 76, tamamı da 100. O halde %76'sı boyalıdır. B şıkkında boyalı olmayan kısmın yüzdesi isteniyor. Boyalı olmayan kısmın yüzdesi ise boyasız bölü tamamıdır. Boyasız 24 kare var, 100 tane. O halde %24'ü boyalı değildir. 1'den 100'e kadar sayılardan 20 ve katları olan sayı adedinin toplam sayı adedine oranı yüzde kaçtır? Bulmam gereken 20 ve katlarının sayı adedinin tüm sayı adedine oranıdır. 20 ve katlarını sayalım. 20, 40, 60,
80 ve 100. Görmüş olduğunuz gibi 5 tane. O halde 20 ve katlarının adedi 5. Tüm sayılar 1'den 100'e kadar 100 olduğuna göre istenilen oran %5. 400 tane yumurta var. 32 tanesi kırılmış. Yüzde kaçı kırılmıştır deniyor. Bizden istenen kırılan yumurta sayısının tüm yumurta sayısına oranı. Kırılan 32 yumurta var. Tüm yumurtalarda 400 tane. O halde oranı bulduk. Ancak yüzde kaçı deniyor? Paydayı 100 yapmamız lazım. 32'yi 4'e bölüyorum. 8. 400'ü 4'e bölüyorum. O halde kesir 8 bölü 100'e denktir. Bu da %8. Hangisi %45'tir denmiş. %45, 45 bölü 100 demek. Kesri sadeleştirelim. Payı da paydayı da 5 ile sadeleştirebiliriz. 45'i 5'e bölelim. 9. 100'ü 5'e bölelim. 20. O halde kesir 9 bölü 20'ye eşittir. 50 tane kutunun %20'si boyanmış. %20, 20 bölü 100 demek. Yani 100 kutu olsaydı 20'si boyanmış olacaktı. 50 kutu olduğu için 2 ile sadeleştirelim. 10 bölü 50'ye eşitmiş. Yani %20 demek, 50 de 10 demek. 50 kutudan 10 tanesi boyanmıştır. 10 tanesi boyalı ise toplam 50 kutu olduğuna göre 50'den 10'u çıkartırız. 40 tanesi boyanmamıştır. 150 liralık satışta 45 lira kar var. Yani kar oranımız 45 bölü 150. 150 de 45. Ama bizden yüzde kaç kar olduğu isteniyor. Paydayı 100 yapmam lazım. 100 yapabilmek için önce kesri 3 ile sadeleştirelim. 45'i 3'e böldüğümüzde 15, 150'i 3'e böldüğümüzde 50. Demek ki kesir 15 bölü 50'ye eşit. Şimdi paydayı 100 yapmak için bu sefer 2 ile genişletelim. 2 ile genişletirsek 2 ile 15'i çarptım 30, 2 ile 50'yi çarptım 100. Demek ki 30 bölü 100. O halde kar %30'dur. Toplam 5 bölme var. 2 tane dolu bölme var. Demek ki bu kesir 2 bölü 5'i modelliyor. Ancak yüzde kaç olduğu bize soruluyor. Paydayı 100 yapmamız lazım. 5'i kaçla çarparsam 100 olur diye kendime soru soruyorum. O halde 20 ile kesri genişletmem lazım. 20 ile 2'yi çarptım 40. 20 ile 5'i çarptım 100. O halde bu kesir %40. 120 sayfalık kitabın 72 sayfası okunmuş. Demek ki bu durumu anlatan oran okunan sayfa bölü tüm sayfalar. Yani 72 bölü 120. Yüzde kaçı dendiği için paydayı 100 yapmamız lazım. Dikkat edersek paydayı 12'ye bölsem 10 elde ediyorum. Payı da paydayı da 12'ye bölelim. 120'yi 12'ye böldüm 10. 72'yi 12'ye böldüm 6. 6 bölü 10'a eşit. Şimdi de 10'la genişletelim. 10'la 6'yı çarptım 60. 10'la 10'u çarptım 100. O halde %60 okunmuş. Pizzanın 1 bölü 4'ünü Ali, 0,40'ını Veli, kalanı da Oya yemiş. Oya pizzanın yüzde kaçını yemiştir? 1 bölü 4'ü yüzdeye çevirelim. Bunun için 25 ile genişletelim. 25 ile 1'i çarptım 25, 25 ile 4'ü çarptım. Zaten çeyreğin %25 olduğunu daha önce de söylemiştik. Demek ki %25'ini Ali yemiş. 0,40'ı da ben 40 bölü 100 olarak yazabilirim. Demek ki %40'ını da Veli yemiş. %25'ini Ali yemiş. %40'ını Veli yemiş. Bunlar toplam %65'ini yemişler. 100'den 65 çıkartırsak geriye 35 kalır. Yani Oya pizzanın %35'ini yemiştir.